Arkadaşlar merhabalar. Ankara tablo çalışmalarım bitti. Burada yine görebildiğim sapkanları aktaracağım. Tabi tablomda yardımı ile zor koşullar var Ankara'da. Made in şartlı birleri var Arapların. O şartlı birlerde hani ben de çok fazla tek olur vaziyette çıkan at olmayınca kurguyu yapamıyorum, zorlanıyorum ve genelde kaybettiğimiz programlar oluyor. O yüzden bütçelerinize dikkat ediniz. Yani şartlı birler tamamen biraz da şansa, duyum bilgileri falan varsa kendiniz kullanabilirsiniz ama ben de genel olarak ne çıktıysa onu aktarmaya çalışacağım yine. Birinci koşu şartlı 4. Burada Las Fatih 3 nolu safkan, erkek safkan mesafede bu atın kazanması çok normal sonuç. İlk ayaktan risk edelim derseniz tek olarak öneririm 3 nolu Las Fatih. Burada 2 çelenli dişi safkan sürpriz ya da rakip olarak görünmekte. 7'yi tek kullanmayın arkadaşlar. Bu şartın kilosunda ve de tabii her şey uygun bu hatta ama son şartlı 2 Bursa'da kazandığı yarış 30 handikaplı bir atı potadan önce geçebildi. Ankara'ya ters piste geliyor. Ne koşacağı belli değil bu atın. İyi bir at. Bugün gerçek gücünü göreceğiz. O yüzden 7'yi tek kullanmayın. Yani sağ solu belli olmaz bu tip atların. Bu şartta işte 3 iyi koşması ve tek olması çok normal sonuç. 2 7 akabinde çok at yazıyorsanız değerlendirebilirsiniz. Sonrası zaten bana göre sürpriz olur, kim gelirse gelsin. İkinci koşu şartlı 5 dişi. Burada da 2 safkan ön planda, 6 nolu safkan kazanabilir ama 5 de çok güzel sürpriz yapar vaziyette çıktı. Kazanç sahibi bu safkan 6 tabelaya koştururlarsa 6'yı hedef yapmayabilirler çünkü bu kaliteli atı. 6'yı ikinciliğe sokarlar 5 kazanır o zaman. O yüzden 5-6-6-5 birlikte düşünmenizi tavsiye ederim. Sürprizi 2. Diğer atlardan tutmuyorum. Tuttuğunuz varsa eklemeyi size bırakırım. Bu şartlı 5 dişi de gördüğüm 5'in sürpriz yapar potansiyeli ve iyi koşması gerektiği ve grubunda tabii kaliteli attığım üstün çelikli altı. Atta bir galop var altın olursa hakkında. Yanlış mı yazdılar bilmiyorum ama 1 metrelik müthişti yani. Ancak işte şartlı 5, neydi şartlı 5? Arada şartlı 2, 3, 4 var. Onlara pas geçmek gerekiyor. Geçmeyebilirler. 5'in arkasına girebilir altı örneğin. Ya da herhangi bir atın arkasına altının girdiğini görebilirsiniz. O yüzden yanına bir atı, İyi çıkan bir at eklemek burayı biraz daha kolay geçmeyi sağlar bizlere. Hem de sürprizini bularak. 5 eksik koşarsa da 2'yi değerlendirmeye alabilirsiniz altının yanına. 3. koşusu şartlı 5 yamak 3. Yamak yarışları Ankara'da biraz sıkıntılı. Ciddi anlamda sıkıntılı. 3 at var burada kazanması gereken. 4'te ara var. Kazandıktan sonra arada. Hani güvenmek kolay değil bu tip serin çocuk gibi atlara ama tabi iyi at yani bu kazancı sağlamış boş at değil. Ancak ne koşacak tam olarak kestiremiyorum AGF almış 4 nolu safkan. Burada şartlı 5'in ağır kilolu atı bir Şanlıtay yarışta 4 eksik koşarsa kazanır da kalır 1 kazanır yarışı. Yani 4 dinçlik yarışı yapabilir bir şey diyemem, kazanabilir itiraz etmiyorum ama birin yazılması taraftarıyım en azından 4'ün yanına. 5 çok sürpriz de at isteyen arkadaşlara bu 2 attan sonra 5'i değerlendirmeyi almanızı tavsiye ederim. Varsa diğer atlardan tuttunuz arkadaşlar. 4. koşu şartlı bir Araplar TJK getirir şartlı birleri, maidenları böyle ilk ayağı ikinci ayağı yerleştirirler. Onlar da biliyorlar yani ayarlı koştuklarını, AGF'lerin TJK'ya koşacak olmasını çok iyi biliyorlar. Dün İstanbul'da sonuncu atı itinayla getirdiler hatırlarsanız. Hepimizi pert ettiler. İkinci olan atın sprintini gördünüz Vedat Abiş'le. Çok güzel kayma koşarlar böyle. Halis'te yapar. Ahmet Çelik bunların kralıydı. En güzel o yapardı. Böyle bizleri ilk ayakta ikinci ayakta getirirler, pert ederler. Gözünüzden şartlı bir Araplarda ne desem boş. Yani bir de sinyal atları olur. Mutlaka sahanın 2-3 tane ya da bir tane teki olur. Öbür tarafta olur, burada olur. Araplarda sinyal atları dahi gelmeyebiliyor. Bu
Bu atlar böyle, Araf atları. Biraz da ele tabidir, jokeye tabidir. Ne olur peki şartlı birlerde? AGF olduğu gibi kalır. AGF'si mecbur yazılır. Kazanabilir. Kaizvert'ini gördüm, bir nolu safkanı. Dişi safkan AGF aldıysa mutlaka değerlendirin. 8. 2-7 yine AGF almış safkanlar. Ya dün İstanbul'da sonuncu at geldi. İngilizler de bir de. Araplar da haydi haydi gelir. 4, 5, 6, 9. Buralarda tahmin vermek, bir şey analiz yapmak yok zaten. Bende handikap puanı yok hatta. Sağdakiler bir şeyler yapıyorlar buralarda. Yarış bittikten sonra çıkıp bağırıyorlar. Tekimiz geldi. Ama da başka bir olay. 5. koşu satış 2. Zor programda şartlı birlerin yanında altın oğul safkan. Bu atın kazanması çok normal sonuç. Hatta günün teki olarak da öneririm. Hani siz de inceleyebilirsiniz. Hem şartın kilosunda hem de başarılı yarışları var. Son iki yarışı 8-8. Hani çok arızalı falan getirip kaydetmedilerse, koşar durumda eski yarışlarını yapacak güçte ise bu grubu geçmesi çok normal sonuç. Şartlı 4, handikap 16, şartlı 3 yarışları satış grubu olan bu grubu geçmesi normal sonuç. Zaten satış yarışı ne olacağı da belli olmuyor. Burada da anında sonuncu at çıkar gelir bakın. Ankara'nın zaten yarışları sıkıntılı. Ve bu yarışlarda da sürpriz potansiyeli. Yukarıda var, burada var, akabinde geliyor devamında. Yani kurgusu çok zor. Kalkar hep favori plasa gelir gelir. O ayrı mesele ama çıktığı zaman sürprizleri de arka arkaya patladığı an geçen senelerde devrediyordu böyle programlar Ankara'da. Bu sene daha devretmediler, bakalım ne yapacaklar. 6 tek olabilir. 2'yi gördüm, %3'lük bir at sürpriz. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar ilk etapta 2'yi öneririm. Mutlaka yazın çok at yazıyorsanız. Diğer atlar AGF'ler, tuttuğunuz atlar. Ben de 6 burada günün teki olarak karşıma çıkıyor. 6. koşu grup 2. 6-3 arasında birbirlerini geçebilecek kapasitede safkanlar 6-3'e henüz geçilmedi. Zincir koparan. Bu geçilmeyecek anlamına gelmiyor. 6 gene tek olabilir. Tek atacak arkadaşlara kesinlikle itirazım yok. Ancak gene ciddi rakibi fotoda geçilmişti. Bozkır Efes'i. Gene fotoda biri çıkar. Foto finişte ayırdılar. Bugün de foto finiş ayırabilir bu ikiliyi. Ve 6 kazancı yüksek. Bakarsınız eksik koşar yerine 3 geçer. Bakarsınız grup 2 sıkıntılı grup 2'ler. 6 gitmez, 3 gitmez, aşağıdan 5-1 gibi. Bunları sürprizde tutayım. 5-1-1-5. Bunlara da gitme ihtimali az da olsa var. Umarım öyle bir şey yapmazlar. 6-3, %70, %80'e varan AGF. Biri kazanır. İnşallah biri gider kazanır yani. Hangisini tek atarsanız kabulüm. Ancak altının da foto finişte 3 ile ayrılması gerektiği görüşündeyim. 7. koşu kısa vade 7 dişi. Kaizvertlerin, bu artık Araplar, İngilizler, bir de Kaizvertlerimiz var. Kaizvertlerin liginde 6, birin yarış kazanmasıyla 6 kilo verdi ona. Şimdi sıra 6'ya gelmiş durumda. Genel Sultan tek olabilir, kazanabilir. Ancak onun da ciddi rakibi var. Tumul Çiçeği 5 nolu saptı. Startta fazla takılmazsa Mehmet Akkoğuz da biliyor zaten, atı iyi tanıyor. Bence. Altının ciddi rakibi olur. Bir işte bu kilo alışverişinden dolayı birin yarıştan tabelada kalması, birinciliğe gitmemesi gerekir. Tabii ben dedim diye gitmemezlik yapmazlar. Paranı seviyorlar. 1, 4, 2 yani diğer atlardan varsa inandığınız eklemeyi gene size bırakırım. 6-5 arasında bir yarış. Altının kazanması normal. Ancak ondan daha kaliteli. Tombul Çiçeği bu mesafelerde iyi koşar. 5 nolu safkanında çok ciddi rakip gördüm. Hani yanına ben yazılması taraftarıyım. 6, 5, 5, 6. 8. koşu şartlı bir Araplar. 2 tane şartlı bir oldu mu benim ayarlarım tamamı bozulmuş oluyor. Bozuldu yani. 2 yarışta az at geçemiyorum. 2 yarışı
Tek geçemiyorum. Tek attığınız anda patlatacaklar çünkü. Hangisini tek atarsam orayı patlatıyorlar. Çok iyi. Çok iyi takip ediyorlar beni. Tekim yok şartlı birlerde. Duyum atınız varsa değerlendirin ama sinyal, duyum, Araplarda bazen dediğim gibi o da işe yaramıyor. AGF'lere gitmek zorundayım. 1-2 erkek safkanlar. 8 burada dişi safkan AGF aldıysa mutlaka değerlendirin. Bu yarışın gerçek favorisi bu olur. 8 no'lu safkan olur. Sonrasını inanın ben de bilmiyorum. Yani 3 AGF'lerden 4, 5, 6, 7, 9 aprantilerle maiden çıkıyorlar. Şartlı bir de çıkıyorlar. Ayarlı, baştan sona ayarlı koşulan yarışlar. Yarış gibi de değil. 1-2 at gidecektir, birinciliği isteyecektir burada. Birkaç at daha doğrusu. Onlar kendi aralarında koşar, yarış yaparlar. Diğer kalan grup da tabelaya koşar. Defalarca, hemen hemen her gün izlediğim olaylar. Hemen hemen her gün tekrarlıyor olaylar. Bugün de aynısı olacak ya, değişen bir şey olmayacaktır. O yüzden kurgulara dikkat edin. Yani bütçelerinizi aşmayın. Bu şartlı birler beni her zaman korkutuyor. 9. koşu handikap 16, handikap 1 orta mesafe. Buranın üzerinde çok durdum. Tek çıkartmam gerekiyordu. Çıkartabilirsem tek önerecektim burayı. Tek çıkmadı. Azat geçeyim dedim. Azat da çıkmadı. Berbat bir grup. Berbat bir sonuç çıkartabilir. Yani sağlam at bulamadım burada. İstediğim atlar, istediğim şartlarda değiller. Gene şart handikap 16-1 olunca ben şarta göre gittim. Hani genelde kim kazanıyor? 6 gibi safkanlar kazanıyor. Işık Gece. Ya da 8 yaşında Astrasyat gibi safkanlar kilo vererek girdikleri bir koşuda onlar kazanıyor. Sürprizini Saklı Kız gibi 8 nolu safkan yapıyor. Bu atları birlikte değerlendirmenizi tavsiye ederim. Biri plase, diğerleri ciddi anlamda sürpriz 7-8. 9 gene AGF'lerden. Hani diğer atlara inanamıyorum yani. 5 nolu safkan AGF'lerden. Bunların kazanma potansiyelleri diğerleriyle aşağı yukarı aynı. Ben ayıramadım. Çok zorlandım burada. Şarttan 6, 7, 8 hatta 9 yazılır. Son yarışını kazanan Koca Memik. Ve yukarıdaki ağır kilolu atlar tam şarta uyumasalar da 5 gibi, 4 gibi ve diğerleri artık yani o kadar zor bir grup. Sıkıntılı, tehlikeli, sonuç çıkartabilecek bir grup. Aprantiler kilolu, jokeyli atlar. Ayarlı değiller tam istediğim gibi. 7-6-8 önceliğiniz olsun. Favori, plase ve çok güzel sürprizi sonraki atlardan tercih ediniz arkadaşlar. Tuttuğunuz atları ilave etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi şartlı birlere at yazdığımız zaman buraya da yazarsak zaten kupon yükselir. Bu da içime sinmiyor. Yani yüksek tutarı tutarsa da beşli oynamanızı tavsiye ederim. En azından ilk ayağın şartlı birinden kaçmış olursunuz. İlk ayakta favori gelirse bu maiden'da sürpriz bitecektir. İlk ayakta sürpriz biterse yukarıdaki şartlı bir de favori plase bitecektir. Genelde olanlar bunlar. En azından bu bilgiyi de aktarayım. Ankara bu kadardı. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşça kalın.